Cumhurbaşkanı Akıncı'dan açıklama. Asıl cevap elbette halkın vereceği cevaptır. YDP'den örtülü ödenekle ilgili hamle. Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, fon vergileri kabul edilemez. Kıbrıslı Türk iş adamı Yaşar Halim, vatan toprağına defnedildi. Haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın izleyiciler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı The Guardian gazetesine verdiği demeçle ilgili yapılan eleştirilere bugün yazılı bir cevap verdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı The Guardian gazetesine verdiği demeçle ilgili yapılan eleştirilere yazılı bir cevap verdi. Akıncı yazılı açıklamasında şunları kaydetti. Guardian gazetesine verdiğim demeç, 5 Şubat'ta düzenlediğimiz etkinlikte söylediklerimin benzeridir. Buna karşı sergilenen saldırganlığın nedenlerini tahmin etmekle beraber çok temelsiz ve seviye yoksun olarak nitelendiriyorum. Mesele hiç karmaşık değil, nettir. Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir oranda Rum tarafına azınlık olmayı ya da Türkiye'ye sürekli bağımlılık ilişkisi içinde yaşamayı istemiyor. Kendi kendini yöneten, kendi kendine yeten, kendi kurumlarında gerçek manada söz sahibi olan bir yapıyı özlüyor. Elbette özellikle ekonomi ve diğer anlamlarda başarmamız gerekenler olduğu da kuşkusuzdur. Toplumumuz ilhak olasılığını ise asla benimsemiyor. Böyle bir halkın seçtiği lider olarak Kırım'la ilişkilendirilerek sorulan soruya verdiğim cevap başka ne olabilirdi ki? Evet, Kırım benzeri bir ilhak senaryosunun korkunç olduğunu ve bunun Kıbrıs Türklerinin olduğu gibi Türkiye'nin de yararına bir gelişme olmayacağını belirttim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni asıl ortadan kaldıracak senaryo da budur. İlk defa söylemediğim bu sözlerimin de arkasındayım. Çünkü Kıbrıs Türk halkının gerçek duygu ve düşüncesi budur. Esas olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki eşit kurucu devletten birine dönüşerek federal çatı altında ve uluslararası hukuk içinde hak ettiği saygın yeri almasıdır. Bu çabaya destek olunması gerekir. Böylesi bir Kıbrıs, kuzeyi ve güneyiyle Türkiye'ye dost bir coğrafya olur. Bu da herkesin yararınadır. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır siyaseti 1950'lerin sloganıdır. Gerçek durumla ilişkisi yoktur. Kıbrıs'ta yaşayan farklı toplumlar vardır ve barış içinde yaşayacakları federal bir düzen arayışı sürmektedir. Kıbrıs Türk halkı Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik, hoşgörü ve barış kültürünü içselleştirilmiş bir halk olarak çağdaş Avrupa değerlerinde bir yaşam için mücadelesini sürdürmek istiyor. Bu mücadeleye ancak saygı duyulur, saldırı yapılmaz. Düzeyimi koruyarak vereceğim cevap budur. Yapılan bazı açıklamalarda istendiği gibi asıl cevap elbette halkın vereceği cevaptır. Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın The Guardian'a verdiği demeçte ifade ettiği gerçekler bahane edilerek Cumhurbaşkanı Akıncı'ya karşı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki çözüm karşıtı gerici güçler tarafından sürdürülen karalama ve hakaret kampanyasını kınadığını savundu. Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'ta federal bir çözüm olmadığı takdirde Kıbrıs Türk'ünü bekleyen tehlikelere işaret ederek doğru bir tespitte bulunmuştur. Çözüm ve barış seçeneğinin karşıtı Taksim ve ilhaktır ve Kıbrıslı Türklerin varlık ve kimliğinin sonu anlamına gelmektedir, dedi. Akıncı'nın her şeyden önce Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını korumakla yükümlü olduğuna vurgu yapan İzcan, ilhakın Kıbrıslı Türklerin sonu olacağı yalın ve inkar edilemez bir gerçekliktir, diyerek kınanması gereken bu gerçekliği cesaretle ifade eden Sayın Akıncı değil, hiçbir koşulda Kıbrıs'ta çözüm niyeti taşımayan AK Parti, MHP diktatörlüğü ve Kuzey Kıbrıs'taki yerli işbirlikçilerinin saldırgan tutumlarıdır. Hakarete varan söylemlerle Cumhurbaşkanı Akıncı'ya saldırmayı görev edinmiş kesimlere hakaretlerini aynen iade ederiz, dedi.
Cumhurbaşkanının Hatay örneğini vererek Tayfun Sökmen olmayacağım ifadesinin Kıbrıs'ı Türkleri bekleyen tehlikeye dikkat çektiğine ve bunun doğru bir örnek olduğuna vurgu yapan İzcan, Sayın Akıncı'ya karşı hakaret ve aşağılamalarla bu denli saldırgan bir kampanya yürütülmesinin nedeni seçim sürecinde yıpratılmasını sağlamaktır. Taksimcilerin yapmak istedikleri Cumhurbaşkanı Akıncı'yı devre dışı bırakmaktır dedi. Yeniden Doğuş Partisi örtülü ödeneğin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yarın Anayasa Mahkemesi'nde dava dosyalıyor. Yeniden Doğuş Partisi örtülü ödeneğin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava dosyalıyor. YDP Genel Sekreteri Turan Büyük Yılmaz yaptığı açıklamada örtülü ödenek konusunun siyasette kanayan bir yara haline geldiğini, örtülü ödeneği kaldıracağı iddiasıyla oy toplayanların seçildikten sonra bu ödeneği tepe tepe kullandığını, bu durumunda siyasete ve siyasetçiye güveni sarstığını kaydetti. Büyük Yılmaz, bize göre örtülü ödenek bizim anayasamıza aykırıdır. Anayasa, meclisin çıkardığı bütçenin Sayıştay denetimine tabi olduğunu söyler. Oysa Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödeneği Sayıştay denetiminden uzak tutulmuştur ifadelerini kullandı. Büyük Yılmaz bu çerçevede başlatılan çalışmanın parti hukukçuları tarafından tamamlandığını ve YDP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Enver Öztürk'ün beraberindeki bir heyetle Anayasa Mahkemesi'nde davayı açacağını, ardından da basın açıklaması yaparak kamuoyuna detaylı bilgileri vereceğini kaydetti. Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, adalet olmayan yerde devlet de olamayacağını belirterek, UBP-HP hükümetinin getirmeye kalkıştığı yeni fon vergileri adaletsizlik üzerine inşa edilmiştir, haksızlıklarla doludur ve asla kabul edilemez dedi. Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı yazılı açıklama yaptığı şu ifadeleri kullandı. Yıllar yılı kan döktük aldık, ganimettir bizimdir dediler. Uluslararası hukuk var, insan hakları var. Bu yaptığınız yanlıştır dedik, dinlemediler. Güneyde taşınmaz mal bırakan yurttaşlarımız arasında ayrımcılık yapıp partizan amaçlarla yandaşlarına haksız yere mal mülk verdiler. Mücahit puanı çıkarıp bol keseden mal dağıttılar. Tarımsal rehabilitasyon adı altında taşınan göçmenlere dağıtılan taşınmaz mallara tapu verdiler. Sonrasında da Rum orijinine bu taşınmaz malların satışına izin verdiler. Çok sayıda yurttaşın eşdeğer puanlarının ellerinden kalmasına yol açtılar. Kuzeyde eşdeğerinde mal almak için feragat ettiği malını güneyde satanları takip bile etmeyip göz yumdular. Şimdilerde kuzeyde kalan Kıbrıslı Rumlara ait taşınmaz malların tazmini için fon yaratma adına tüm yurttaşlara yönelik yeni vergi artışları getiriyorlar. Türk malı arazi üzerine inşa edilmiş taşınmaz malların var olan zenginlerin üzerine yeni vergiler getirilerek taşınmaz malların tazmini, takas ve iadesi yasası kapsamında komisyon kararıyla kullanılacak fona aktarılacak olmasının vicdanları kanıtacak adaletsizliğin örneği olacağını savunan Çakıcı, katma değer vergilerine artışlar getirip fona kaynak aktarmak, fakirden alıp zengine dağıtmak şeklinde bir garabet yaratacaktır dedi. Kuzeyde kalan Rum mallarının tazmin edilmesinin hukuki olması yanında insani bir zorunluluk olduğunu belirten Çakıcı, bunun yanında güneyde kalan Türk mallarının tazmininin de aynı nedenlerle zorunluluk olduğunu vurguladı. Ülkemizdeki siyasi çözümsüzlüğün önündeki en etkili engellerden birinin mülkiyet sorunu olduğu gerçeği ortadadır. Bu sorunun çözüm yolunda ilerleme kaydedilmesinin, ülkemizde kalıcı barışın sağlanmasında önemli etkileri oluşacağı kuşkusuzdur diyen Çakıcı şöyle devam etti. Ancak bir sorunu çözerken geleceği karartacak yeni sorunlar yaratmamak esas olmalıdır. Hükümetin getirmeyi öngördüğü yeni fon vergileri toplum vicdanını uzun yıllar sızlatacak düzenlemeler içermektedir. Yapılması gereken eşdeğer düzenlemelerini etkin şekilde denetlemek, feragat edilen güneydeki Türk mallarını fona devretmek, eşdeğer dışında taşınmaz mal edinenlerden fona kaynak sağlamaktır. Bunun yanında taşınmaz mal komisyonu kurulduğundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan kaynaklarla tazmin edilen taşınmaz malları elinde bulunduranlara yönelik olarak çıkarılacak bir yasayla şerefiye vergisi getirmek ve fonu bu kaynaklarla artan oranda güçlendirip bu sorunu adalet çerçevesi içinde çözmek gerekmektedir. Hükümete çağrımız, haksızlık ve adaletsizliklerle dolu yeni vergi yasa tasarılarını geri çekip toplumun kabul edeceği,
hak ve adalet ölçüleri içinde yeni düzenlemelere fırsat vermesi yönündedir. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Taşkent Doğa Parkı'nı ziyaret etti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Taşkent Doğa Parkı'nı ziyaret etti. Meclisten verilen bilgiye göre tesisin yaban hayat koruma üniteleri ve laboratuvarında incelemelerde bulunan Uluçay, Doğa Parkı yetkililerinden çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Uluçay'a ziyaretinde Meclis Genel Sekreteri İbrahim Alkan'la Özel Kalem Müdürü Çağlar Gülen Kadir eşlik etti. Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, konuşmasında Başkan Uluçay'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, doğal hayatı korumak için ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını belirtti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında tesisin yaban hayatı korumak adına bilimsel ve teknik çalışmalarla özveriyle çalışan bir yer olduğunu dile getirdi. Uluçay çalışan ekibin ülke için büyük bir değer olduğunu ifade ederek yöneticiler olarak görevleri yerine getirirken bu değerlere de sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti. Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler, asgari ücretin daha fazla geciktirilmeden belirlenmesi çağrısında bulunarak hükümetin bu süreçte işçiden taraf olması gerektiğini söyledi. Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler, asgari ücretin daha fazla geciktirilmeden belirlenmesi çağrısında bulunarak hükümetin bu süreçte işçiden taraf olması gerektiğini söyledi. Çeler yazılı açıklamasında kötü ekonomik şartlarda özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek geçen yıl kendileri döneminde asgari ücretin Şubat ayında belirlendiğini ancak belirlenen ücretin işçi tarafının da talepleri doğrultusunda %30'luk bir artışla sendikalarla birlikte belirlendiğini anımsattı. Aynı dönemde yaptıkları çalışmaları özetleyen ve yine asgari ücret belirleme kriterlerinin değişmesi için de adımlar attıklarını ifade eden Çeler, sektörlerde sendikalaşmanın gerekliliğine işaret etti. Sendikalaşmanın da teşviklendirme sisteminin hayata geçmesiyle birlikte yerel istihdamın da artacağına ve yurt dışına giden ciddi bir meblağın ülkede kalacağına dikkati çeken Çeler, bu paranın ülkede kalarak ekonomiye çok ciddi katkı sağlamış olacağını dile getirdi. 28 Ocak'ta Londra'da vefat eden Kıbrıslı Türk iş adamı Yaşar Halim, bugün vatan toprağı Lefkoşa'da defnedildi. 28 Ocak'ta Londra'da vefat eden Kıbrıslı Türk iş adamı Yaşar Halim, vatan toprağı Lefkoşa'da defnedildi. 19 yaşında Londra'ya giden ve kurduğu süpermarkette simge olan Yaşar Halim, 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa mezarlığına defnedildi. Yaşar Halim'in cenazesine başta ailesi, dostları ve sevenleri katıldı. Yaşar Halim için Kıbrıs'a gelmeden önce bir törende Londra'da yapıldı. Sevenleri ve ailesinin katıldığı törende Yaşar Halim anlatıldı. Onun dükkanın sayesinde hiç de Kıbrıs'ı özlemedik, Türkiye belki de özlemedik. Çok büyük bir kayıptır toplumumuz için. 77 yaşında hayatını kaybeden Yaşar Halim, 19 yaşında İngiltere'ye göç etmiş, geldikten 10 yıl sonra 1981 yılında kendi işletmesini açmıştı. Sadece etlik marketin değil, gıda sektörünün de en başarılı işletmelerinden birisi olarak değerlendirilen Yaşar Halim, 2014 yılında gıda endüstrisinin en önemli referans kaynaklarından biri olarak gösterilen Retail Week tarafından dünyanın en iyi 100 marketinden birisi olarak gösterilmişti. İlk marketinin bulunduğu Haringey'in sembollerinden birisi haline gelen Yaşar Halim Süpermarket, başta memleket hasreti çeken Kıbrıslı Rum ve Türkler olmak üzere Londra ve İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan binlerce tüketicinin ilk alışveriş adresi oldu. Kıbrıs Genç Tevi'nin de hayranı olan Halim'i tanımayan yoktu. Ve Yaşar Halim, Londra yolculuğuyla başlayan yaşam serüvenini şu sözlerle anlatmıştı. Gözü görmeyen ebe doğurttu beni. Yaşlı bir nene, ebe nenemiz bizim. Bizim dediğimiz ebe nene. 7 gün 7 gece yağmur yağdı. Her yere evin akıttı, yalnız yatağın içine yağmur akmadı, su akmadı.
ve beni küçücük ekmek teknesinin içine doğurttular. Döndü, dolaştı, gün geldi, ben ekmekçi oldum. Buna ben bile şaşırırım. 3 dakikada doğmuşum. Annem demiş, ne kadar daha isterse çocuk ve Allah bana versin, doğururum. Fakat başka vermedi. Benim adımı onun için Yaşar koydular. Çünkü birinci kardeşim öldü. Burası benim memleketim. Bana sordukları zaman nerelisin? Londralıyım derim. Kıbrıs doğduğum yer. Güneş başlamıştı yakmaya. Gemiye bindim de döndüm, bir baktım ışıklar gözüküyor, gemi hareket etti. Ah Kıbrıs dedim, kim bilir ne zaman gelirim artık sana. Ben işte gidiyorum. O günü hatırlattın bana. Limassol'dan bindik, İsrail'e gittik, Hayfa Limanı'na. 2 gün 1 gece orada kaldık. Oradan ayrıldık, Pireye'ye gittik, Yunanistan'ın limanına. 2 gün 1 gece orada kaldık. Oradan ayrıldık, Cenova'ya gittik, İtalya'ya. İtalya'dan Paris'e geçtik. Marsilya'ya geçtik. Marsilya'da kaldık bir gün, gündüz. Gece bütün yol Paris'e geçtik. Paris'ten sonra da Londra'ya. Benim çocuklukta ovalarda gezdiğim ovalar vardı. Yani çocukluğum çok güzel geçti. Ben kendi başıma yaşayan, köpeklerimle ovalarda gezen hür bir çocuktum. Ben Kıbrıs'a bir daha dönmeyeceğim diye geldim. Vallahi bir gün babama kızdım, kaçtım. Babamdan yer istedim, çalıştırıp ev yapabilmek için. Babam karşı çıktı, ben de adayı terk ettim 3 günde. Babama küstüm. Ama küslüğümü de hiçbir zaman şey etmedim. Yani devam ettirmesem de içimde tuttum. Yani bir daha dönmemek şartıyla ayrıldım adadan. Ve hiç de demedim bir kere daha döneceğim. Çocukları olmaya başladıktan sonra, burada yerleşim devam etmeye başladıktan sonra 9 sene kiracı yaşadım. Evden eve, odadan odaya taşındım. 1970 yılında ev aldım Mazmur Hill'den. Büyük bir ev aldım. Oraya yerleştikten sonra artık buraya kökleşmiş saydım kendimi. 80 yılında burayı almak için 14 ay çalıştım ben, uğraştım. Devamlı Acenta'ya gidip geldim. En son evimi sattım Mazmur Hill'den, burayı satın aldım. Evi sattıp da iş yeri kuracağımız zaman onlara dedim ki, başarılı olursak güzel, olmazsak bavulla çıkıyoruz ama kimse beni suçlamasın. Bütün iş açan Kıbrıslılar İngiliz ismi koyuyorlardı dükkanlarına. Ben dedim ki, neden ben bir Türk olarak İngiltere'de kendi ismimi koymayayım? Kıbrıs Türklerden ismini koyan benim şeye, iş yerinin adını. Küçük bir patisserie kurdum. 3 ay sonra ekmek yapmaya da başladım. Kıbrıs ekmeği. Onun arkasından yavaş yavaş iş hızlandı. Sıcak ekmek çıkardığım için gündüzleri. Çünkü hiçbir yerde sıcak ekmek yoktu. İş yerini büyüttüm. Sonra 2 yıl sonra şurayı aldım. Burayı da kafeterya yaptım. Önce meyve sebze sattım. Sonra arkasından kuru yiyecekleri getirdim. Onun arkasından kasap kurdum. Yani devam etti birbirimize. Yani hiçbiri birden yapılmış bir şey değildir. Hepsi sırayla gelmiştir. DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Mayıs ayından yıl sonuna kadarki sürede Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni bir girişim gerçekleşeceğine inandığını belirtti. Güney Kıbrıs'ta DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Mayıs ayından yıl sonuna kadarki sürede Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni bir girişim gerçekleşeceğine inandığını belirtti. Alitya gazetesi DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianou'nun Cuma gecesi Güney Lefkoşa'da düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptıklarını belirtti. Habere göre Neofitu konuşmasında özetle Mayıs ayından yıl sonuna kadarki sürede Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni bir girişimin başlayacağına inandığını belirtirken
bu tarihe kadar herkesin kendi hatalarını kabul etmesi ve yeni bir sayfa açması gerektiğini ifade etti. Neofito ayrıca Avrupa Birliği'nin iki devletli bir çözümü veya bir konfederasyonu asla kabul etmeyeceği iddiasında bulunarak iki toplumlu, iki kesimli federasyondan başka çözüm şeklinin olamayacağını savundu. Neofito Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'in Kıbrıs sorununun çözümünü istemediği yönündeki iddiaların ise gerçekleri yansıtmadığını öne sürdü. Aynı etkinlikte konuşmacı olarak yer alan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianou ise durumun Neofito'nun söylediği gibi olmasını dilediğini ifade etti. Kiprianou, keşke durum Neofito'nun dediği gibi olsa ve işgal bölgelerindeki seçimlerden sonra müzakereler başlasa şeklinde konuştu. Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin yeniden başlaması yönünde girişim üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Kiprianou, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'in bu yönde hareket etmesi durumunda Anastasiadis'i destekleyeceklerini vurguladı. Kıbrıs sorununun 2017 Temmuz'unda İsviçre'nin Crans-Montana kentinde kağıt üzerinde neredeyse çözüldüğü ancak hiçbir zaman ilan edilmediği öne sürüldü. Kıbrıs sorununun 2017 Temmuz'unda İsviçre'nin Crans-Montana kentinde kağıt üzerinde neredeyse çözüldüğü ancak hiçbir zaman ilan edilmediği öne sürüldü. Politis Rum analist Makarios Drusitos imzalı geniş analiz haberini Kıbrıs sorunu çözüldü ama hiçbir zaman ilan edilmedi başlığıyla yayınladı. Habere göre Türkiye'nin garantiler konusunda hareket yapacağını anladığında Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis taleplerini sunmak yerine gizlice Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek güneyde 5 yıl daha başkanlık yapabilmek için Kıbrıs'ta iki devlet çözümünü önerdi. Uzun yıllar süren müzakerelerden sonra Kıbrıs sorununun kağıt üzerinde neredeyse çözüldüğünü, geriye kalan en dikenli konunun garantiler olduğunu belirten gazete, garantileri ezelden beridir müzakere konusu yapmayan Türkiye'nin bu prosedüre girdiğini ancak bunun bir sabah askerini toplayıp Kıbrıs'tan ayrılmaya karar vereceği değil, müzakere edeceği anlamına geldiğini kaydetti, özetle şunları yazdı. Kıbrıs Rum tarafının da bunu istemesi gerekirdi. Ne kazanacağı da müzakere gücüne bağlıydı. Rakip siyasi açıdan daha güçlüydü ve çözümden kârı olacak güçlü oyunculardan oluşan ekip aranması gerekiyordu. Kıbrıs Rum liderliği her zaman olduğu gibi Rusya gibi çözümsüzlükten çıkarı olan güçlerin nüfusunda kalarak kendi bacağına sıktı ve müzakereyi reddetti. Tayland'da dün bir askerin kışlasında komutanını öldürdükten sonra yakınındaki alışveriş merkezinde sivilleri katlettiği silahlı saldırıda 26 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı açıklandı. Tayland'da dün bir askerin kışlasında komutanını öldürdükten sonra yakınındaki alışveriş merkezinde sivilleri katlettiği silahlı saldırıda 26 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı açıklandı. Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre Başbakan Prayut Chan-o-cha yaralıları ziyaret ettiği hastanede olayın detaylarına dair gazetecilere bilgi verdi. Başbakan Prayut, Nakhon Ratchathani şehrindeki askeri üste görevli astsubayın gerçekleştirdiği saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi. Jakarapan Toma adlı 32 yaşındaki asker, dün yerel saatle 15 sularında rezidansına gittiği kışla komutanı ve bir kadını öldürmüş, ardından yanına aldığı silah ve mühimmatla birlikte ayrılarak yakınındaki alışveriş merkezine gitmiş ve sivillere ateş açmaya başlamıştı. Saldırıyı sosyal medyadan canlı yayınlayan saldırgan, alışveriş merkezindeki sivilleri rehin almıştı. 18 saat boyunca binayı kuşatan polislere direnen asker, sabah yerel saatle 9 sularında keskin nişancılar tarafından vurularak öldürülmüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faik Sucuoğlu, Lefkoşa Terminali alanında kurulan açık pazarı ziyaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faik Sucuoğlu, Lefkoşa Terminal alanında kurulan açık pazarı ziyaret etti. Bakanlıktan verilen bilgiye göre Sucuoğlu, Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam'la birlikte pazardaki standları tek tek gezerek esnafla sohbet etti ve esnafın sıkıntılarını dinledi. Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garapli ve birlik temsilcileriyle de bir araya gelen Sucuoğlu, esnafın çalışma hayatında yaşadığı sorunları dinleyerek çözüme kavuşturulması için neler yapılabileceği konusunda birlik üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Dış Basın Birliği Başkanlığı'na yeniden Tahir Olcay Kıraç seçildi.
Dış Basın Birliği Başkanlığı'na yeniden Tahir Olcay Kıraç seçildi. Dış Basın Birliği Olağan Genel Kurulu Birlik Lokali'nde gerçekleştirildi. Dış Basın Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Divan Başkanlığı'nı Akay Caman'ın yaptığı genel kurulda faaliyet raporu ve mali rapor okunarak oy birliğiyle onaylandı. Yapılan organ seçimlerinde Tahir Olcay Kıraç yeniden başkanlığa seçildi. Kıraç yaptığı konuşmada 2019'un birlik açısından geçmiş yıllara göre sakin geçtiğini ancak lokal içerisinde daha çok faaliyet gösterecek bir takım yatırımlar yapıldığını kaydetti. Kıraç bu senenin daha aktif, görünür ve daha çok bir araya geldiğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum diye konuştu. Olcay Kıraç'ın başkan olduğu Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu. İkinci Başkan Ali Ruhluel, Genel Sekreter Burhan Canbaz, Dış İlişkiler Sekreteri Selim Sayarı, Örgütlenme Sekreteri Emine Sivri Karahan, Mali Sekreter Mustafa Fidan ve Eğitim Sekreteri Taner Gönül. Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çıkış yapmaya çalışan iki kişi üzerinde 90 bin lira değerinde altın ziynet eşyalarıyla yaklaşık 16 bin dolar tespit edildi. Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çıkış yapmaya çalışan iki kişi üzerinde 90 bin lira değerinde altın ziynet eşyalarıyla yaklaşık 16 bin dolar tespit edildi. Polis söz konusu şahıslar hakkında altın ve nakit paraları yetkili makamlara beyan etmediklerinden dolayı yasal işlem başlattı. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre dün saat 13 sıralarında Ercan Havaalanı'nda 43 yaşındaki YG eşine ait 90.570 lira değerindeki altın ziynet eşyalarını yetkili makamlara beyan etmeden ülkeden çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken soruşturma devam ediyor. Ercan Havalimanı'nda 29 yaşındaki SS tasarrufunda bulunan 9.300 lira ve 14.740 Amerikan doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden ülkeden çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken soruşturma devam ediyor. Polis Girne'de ikamet eden ve önceki gün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ellen McKay'in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin aterosklerotik kalp hastalığı hipertansiyon pulmoner emboli sonucunda olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Kasino İşletmecileri Birliği deprem zedeleri için toplamda 500 koliyi aşan gıda yardımı yaptı. Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Kasino İşletmecileri Birliği depremzedeleri için toplamda 500 koliyi aşan gıda yardım yaptı. 24 Ocak tarihinde Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki hayatı normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları kesintisiz devam ederken Kasino İşletmecileri Birliği depremzedeleri için toplamda 500 koliyi aşan gıda yardım yaptı. Sektör temsilcilerinin yardımlarıyla hazırlanan ve 14 çeşit kuru gıda malzemesi içeren koliler Gaziantep'ten kamyonlarla bizzat deprem bölgesine taşınarak birlik koordinatörü Ayhan Sarıçiçek tarafından Kızılay Elazığ Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Sarıçiçek, kasino sektörü adına toplumsal dayanışma duygusuna verilen özel önem çerçevesinde yardım kolilerinin 2 haftalık bir çalışma sonrasında Gaziantep'te hazırlanarak yola çıkarıldığını belirtti. Gaziantep'ten çıkan yardım kolileriyle yüklü kamyonların Elazığ deprem bölgesine kadar yol boyunca vatandaşlarca ilgi ve sevgiyle karşılandığını belirten Sarıçiçek, böylesi toplumsal dayanışma örneklerinin artırılması dileğinde bulundu. Devlet Piyangosu'nun 8 Şubat çekilişinde büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve bir sonraki çekilişe devretti. Devlet Piyangosu'nun 8 Şubat çekilişinde büyük ikramiye satılmayan bileti isabet etti ve bir sonraki çekilişe devretti. Spor Dairesi Piyangolar Biriminin açıklamasına göre 600 bin liralık büyük ikramiye 320.96 numaralı satılmayan bilete isabet etti. Devlet Piyangosu'nun bir sonraki çekilişi 18 Şubat'ta gerçekleştirilecek ve çekiliş 900 bin lira olarak belirlenen büyük ikramiye çıkana kadar devam ettirilecek. Biletler 20 lira fiyatla satışa sunuluyor. Ana haber bültenimiz bu akşam da burada sona eriyor sayın izleyiciler. Yarın yeni ve daha güzel haberlerde buluşmak umuduyla hoşça kalın.